Bilgilendiriciden Tatlı Tuzlu Tarifler kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun arkadaşlar. Şu anda yepyeni bir tarifle sizlerleyiz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyiliğinizi daim etsin inşallah. Bizler de çok şükür iyiyiz. Evet. Bu tarifimizin yapım aşamalarına buyurun beraber geçelim. Evet arkadaşlar, tarifimize başladık. 1 su bardağı su, 1 çay kaşığı tuz ve 1 yumurtamız var. Şimdi bunu bir çırpalım iyice. Evet, 3 bardak da un kattık. Arkadaşlar hamurumuz oldu. Şimdi üzerine bir naylonla kapatıyorum. 15-20 dakika bekleteceğim. Arkadaşlar iç malzememizde 2 tane soğan var. 250 gram kıymamız var. Bunu şimdi kavuracağız. Yarım çay bardağı da sıvı yağımız var. 1 tatlı kaşığı tuz katıyoruz. Baharat da isteğinize göre arkadaşlar. Bizler kimyon ve kırmızı pul biber kattık. Çok fazla pişirmiyoruz. Bu kadar az bir şey pişirdik ve şimdi kapatıyoruz soğuması için. Şimdi tezgahımıza az bir un serptik ve tekrar hamurumuzu bir posta daha yoğuruyoruz arkadaşlar. İyice yoğuruyoruz ki sonuç güzel olsun. Şimdi tekrar üzerini tezgahın üzerinde kapatıyoruz ve yine bir 10-15 dakika bekleteceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar hamurumuzu alıyoruz ve açmaya başlıyoruz. Evet, tezgahımıza ve hamurumuza az biraz tuz, pardon, un koyduk. Şimdi merdane yardımıyla açıyoruz. Arkadaşlar incelteceğiz hamurumuzu. Hamurumuzun inceliği bu arkadaşlar. Şimdi hamurumuzu şöyle kesme aparatımız olmayanlar için bu güzel bir yöntem olur. Evet, kestik ve şimdi şöyle üst üste, hafif uçları üst üste gelecek şekilde koyuyoruz 4 tane halkamızı. Tam ortasına şöyle az bir şey kıymalı harçtan koyuyoruz.
Şöyle bir kenarını üzerine kıvırıyoruz. Aynen böyle sarıyoruz arkadaşlar. Evet, sonuç bu. Evet, ikincisini hazırlıyoruz şu anda. Şimdi şöyle 4 parçayı üst üste koydum. Yine orta yerine kıymalı harçtan koyuyoruz. Evet, şöyle dürüyoruz. İşte bu. Hamurumuzun tamamını aynen böyle yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi üzerine yumurta sarısı ve süt karışımını sürüyoruz. Tamamının üzerine yumurta sarısını sürüyoruz. 200 derecelik fırına veriyoruz şimdi. Önceden ısıtılmış tabii. Evet arkadaşlar, bitti. Bizlerden bu kadar. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Ve bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel. Yemesi ayrı güzel, yapımı ayrı bir güzel. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Sağ kalın, sağlıklı kalın.